Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e hoş geldiniz. Teşekkürler. Aybüke Karagedik geliyor. Merhabalar. Aybüke, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Aybüke Karagedik ben. 22 yaşındayım. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Kahramanmaraşlıyım orada. Özel bir hastanede çalışıyorum. Hemşireyim. Sağlık Meslek Lisesi'nden mezunum. 5 yıldır aktif olarak hemşirelik yapıyorum. Onun dışında 3 kız kardeşiz. Çok zorlu bir süreci biraz hani geride bıraktık diyebiliyoruz, evet, artık şu pandemi şükür, döneminde. Çok şükür. Pandemi hemşireliği de yaptım bu arada. Bayağı zorlu bir süreçti. Bizi çok zorladı. Yoğun bakım hemşiresiydim ben. Yoğun bakım hemşireliğini bıraktım. Ameliyat oldum yaklaşık 1,5 yıl önce. Mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo kadar kilo verdim. Öyle mi? Aynen. Bir Aybüke gitti geride. Gitti. Aynen, benden bir Aybüke çıktı. Bu böyle değildim yani. Bu yoktu. Hastanede böyle bazen görüyorlar, tanımıyorlar. Ya bu kim falan yapıyorlar diyeyim. Ben Aybüke tanımıyorlar ama. Pandemi sürecinde çok şükür atlattık. Şimdi evet, senin vesilenle tekrar sağlıkçılarımıza bir kez daha minnetlerimizi ve teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Sevgili seyircilerim, siz de boş durmayın bence. Teşekkür ederim. Eğitim hayatım boyunca hep böyle sınıfın o konuşkan, haylaz kızı olur ya, hep oydum. Öyle mi? Aynen, çok bir derslerle alakam yoktu. Konuşkan, öğretmenin sus dedi, sus Aybüke, otur Aybüke dedi öğrencilerdendim. Buraya da aslında bir maddi kazanç için gelmedim. Buraya başvururken bile eğlence amaçlı başvurmuştum, dalga geçiyorduk arkadaşlarıma. Ya dedim, durun başvuracağım. Başvurdum, kabul edildim, eğlenmeye geldim bugün. Eğer yüksek miktarlarda mesela ikinci baraja falan gelirsem estetik ameliyatlar olmayı düşünüyorum. Sırf onun için yani. Teşekkür ederim sizlere. Peki, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Kiminle geldin? Ablamla geldim. Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. Tabii. Kevser Karagedik ben. 32 yaşındayım. Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Orada özel bir okulda görev yapıyorum. Tabii Aybüke'nin anlattığının tam aksine ben akademik anlamda çok ilgili ve kabiliyetliydim diyebilirim. Şimdi ilgilendiğim öğrenciler benim o dönem çok emek verdiğim dönemi anımsatıyor ve çok keyif alıyorum bu işi yaparken. Ama işte kardeşe fayda olmuyormuş. Terzi kendi söküğünü dikemiyormuş. Ama o da işinde kendini ispat ediyor şimdi. Mutlu. En önemlisi de bu bizim evet, için. Kesinlikle. Yarışmayla ilgili bu anı yaşaması bizim için çok önemliydi. Ne kadar kazandığı önemli değil ama sizinle tanışmak, bu ortamı soluması bizim için çok önemli. Diliyorum güzel bir yarışma olur. Başarılar diliyorum, bol şans. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Aybüke, kuralları biliyorsun. Biliyorum, bilmediğim yerde yardım edersiniz. Aybüke, hakikaten suratında böyle arka sıralarda oturan o hınzır öğrenciler vardı ya, tam o ifade var. Ay. Hazır mısın? Öğretmenler çok sever ama siz de beni çok sevin, yardımcı olun. Peki. Hazır mısın Aybüke? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Sınıfta kendi aralarında fısıldaşıp gülüşen iki öğrenciye öğretmenlerinin söylediği klişe uyarı cümlesi genellikle hangisi olur? A. Siz daha iyilerine layıksınız. B. Söyleyin de birlikte gülelim. C. Nayır nolamaz. D. Rica ederim bu bahsi kapatalım. Sizden bu şıkları duymak çok eğlenceliydi. Tam da sohbetimizin üstüne böyle bir soru gelmesi gayet hoştu. B. Söyleyin de birlikte gülelim. Son karar. Tebrik ediyorum Aybüke. Teşekkür ederim. Sen de çok duydun galiba bunu. Maalesef. Öyle mi? Evet. Sırada ilk paralel sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi atta bir kuş vardır? A. Dala takılak. B. Suya düşek. C.
çamura saplanak, D, karabatak. Hiçbir fikrim yok. Seyirciye sormak istiyorum. Peki. Sevgili seyirciler, hangi adlı bir kuş vardır? A, dala takılak, B, suya düşek, C, çamura saplanak, D, karabatak. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %88 oranıyla D şıkkı demişler Aybüke. Sen ne dersin? Onlara güveniyorum tabii ki. D karabatak son kararım. Teşekkür ederim hepinize. Tamam, Kahramanmaraş'ta deniz yok. Yok. Evet. O yüzden de karabatağı görmemişsindir. Yok vallahi. Peki duymadın mı? Yani ışıklarda en tanıdık, en yakın oydu da gerek yok. Kullanalım, ne yapacağız jokerleri? Balıkçıl bir kuştur. Bakacağım. Böyle dalar, o yüzden ismi karabatak. Rengi de siyah olduğu için dalar, dipten balığını alır çıkar. Aybüke, ilk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Kadın Kokusu adlı filmde dinlediğiniz müzik eşliğinde Al Pacino ve Gabriel Anwar hangi dansı yapmıştır? A. Damat alayı. B. Kol bastı. C. Tango. D. Çifte telli. Ben o zaman çifte telli yapardım. Ama onlar C. Tango son kararım. Pacino'nun kol bastığı yapması geldi bir an. Gözümün önünde tutamadım kendimi, kusura bakmayın. Bayağı eğlenceli olurdu. Evet, bence de. Tebrik ediyorum Aybüke. Teşekkür. Hiç zorlanmadan cevap verdin. Çok zordu. Dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hoşa giden anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? A. Eğlenceli. B. Eğilenceli. C. Eğlenceli. D. Eğlenceli. Hiç bekletmeyeyim sizi. C. Eğlenceli. Son kararım. Hoş aslında burada sohbet, ambiyans çok güzel. Ben hiç gitmek istemiyorum. Elensem bile oturayım burada. Aybüke, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Beşinci sorumuza geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Birincisinin lakabı Yıldırım, ikincisinin lakabı Veli olan Osmanlı padişahlarının adı nedir? A. Ahmet. B. Süleyman. C. Mehmet. D. Beyazıt. Ben telefonla joker hakkımı kullanacağım. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Ökkeş Bayram, Mustafa Eren, Fehmi Ayyıldız. Kimi arayalım? Fehmi Hocam arayalım. Fehmi Ayyıldız. Ne hocası? Türk Dil ve Edebiyat Öğretmenim. Doğru cevap vereceğini düşünüyorum. Bu arada da Kevser arkadan kafasını sallıyordu sana. Derslerde dinlemezsem böyle olur diye tabii. Çok basit bir sorudur kesin.
İyi akşamlar Fehmi Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kenan Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yarışmacımız Aybüke Karagedik 5. soruda takıldı, size danışmak istedi. Evet hocam, başarılar diliyorum kendisine. Efendim Aybüke şimdi soruyu okuyacak, 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım Kenan Bey. Birincisinin lakabı Yıldırım, ikincisinin lakabı Veli olan Osmanlı padişahlarının adı nedir? A. Ahmet, B. Süleyman, C. Mehmet, D. Bayezid. Birincisinin lakabı Yıldırım, ikincisinin lakabı Veli olan Osmanlı padişahlarının adı Ahmet, Süleyman, Mehmet, Bayezid. Yıldırım Bayezid diye hatırlıyorum ama bir daha alabilir miyim? Birincisinin lakabı Yıldırım, ikincisinin Veli, Ahmet, Süleyman, Mehmet, Bayezid. Evet. Bey Bayezid son karar. Yıldırım Bayezid sana evet, bir şey ifade ediyor mu Aybüke? Tabii ki duyuyoruz ama riske atmayalım. Arkadan da Kevser sana kafa sallıyordu. Derslerde konuşursan işte burada böyle çuvallarsın. Eve gidince görüşeceğiz kafa sallaması. Biraz öyle. Çünkü Yıldırım Bayezid Fatih'in büyük dedesi, Veli Bayezid de oğlu. Fatih Sultan Mehmet'i tanıyorsun. Evet evet. Teşekkür ederim. Aybüke 6. sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi ülkenin bayrağında sedir ağacı tasviri yer alır? A. Kanada, B. Lübnan, C. Fransa, D. Sri Lanka. Yani Joker aklımı kullansam bile hiçbir fikrim yok. Ama yine de yarı yarıya joker hakkını kullanayım. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Lübnan, C. Fransa. Sedir ağacı. Tasviri yer alır. Ben çekilmek istiyorum. Çünkü asla hiçbir fikrim yok. İki bayrağa dair de fikrin yok mu? Aa. Son kararını mı? Çekiliyor musun? Son kararını. Hadi Lübnan bayrağını hatırlayamadım. Fransa'nınkini de mi hatırlayamadın? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten? Gerçekten yok. Peki devam etseydin ne derdin? Fransa derdim. İyi ki çekilmişsin. Lübnan sediri. Hiç duymadın mı? Hayır, Lübnan sediri. Hayır duymadım. Öyle mi? Vallahi duymadım. Peki, sağlık olsun Aybüke. Evet, sizleri görmek çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır, çok sağ olun. Çok kibarsınız. Çok teşekkür ederim Aybüke. Tebrik ediyorum. 7500 liralık oluyoruz sana. Böyle alın lütfen. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Alptan Karabacak geliyor. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hangi ismini tercih edersin? Alp deseniz daha iyi olur. Nasılsın evet. Alp? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. 23 yaşındayım. Amerika'da doğdum vaktinde. Annem babam doktor. Orada çalışmaya gitmişlerdi vaktinde. Yani PhD için gittiler. Sonra çalıştılar. Orada doğdum. Sonra bir buçuk yaşındayken Maryland diye bir eyalette doğdum. Orada doktorluk yapıyorlardı. Sonra taşındılar Türkiye'ye. Aslen İzmirliyiz biz full. Ama Ankara'ya taşındılar. Ben 1 yaşından 17 yaşına kadar Ankara'daydım. Orada liseyi bitirdim. Sonra işte hayat ve üniversite için falan Amerika'ya geri gittim. Florida eyaletine. 5 senedir de orada yaşıyorum. Orada üniversitede psikolojiyi bitirdim.
O sırada da işte kendi işlerimi kurdum. Psikolojiyle alakalı bir şey yapmıyorum yani. Öyle. Şimdi nasıl bir iş kurdun? Şimdilik Türkiye'ye geldim. Orada araba kiralamayla alakalı, kişiden kişiye araba kiralama, emlak, bu tarzda kendi işlerimle uğraşıyorum. Nasıl, işler yolunda mı? Güzel yani, çok şükür. Evet. Dönme niyetin var mı? Yoksa işler tıkırında şöyle, mı diyorsun? Şöyle, son 1-2 senedir zaten sıkça gelip gidiyorum. Hani açıkçası bir süre birazcık daha burada olma eğilimim de var. Sık sık ikisi arasında gelip gitmeyi planlıyorum yani. Hobilerin nelerdir Alp? Spor yapmayı severim. Profesyonel spor yaptım vaktinde. Ne yaptın? Tenis oynadım, futbol oynadım. Bunun dışında YouTube'da içerikler üretiyorum. YouTube'da, Instagram'da işte girişimcilik hakkında, yurt dışında yaşam hakkında, işte oraya gitmek, iş hayatı, bu konular gibi. Bakabilirler yani Alptan Karabacak diye. Bu tarz böyle şeyler. Anladım. Kiminle geldin Alp? Tek başıma geldim bugün. Tek başıma. Seyircilerim seninle olacaktır. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Alp, kuralları biliyorsun. Kuralları biliyorum, evet. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Kafe ve restoranlarda kare kod üzerinden çevrim içi olarak erişilen genellikle hangisi olur? A. Menü, B. Vergi levhası, C. Garsonun IBAN'ı, D. Şefin evi adresi. A. Menü, son karar. Tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Sırada ilk paralel sorumuz var Alp. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Koltuklarım kabardı diyen biri hangi duyguyu yaşamaktadır? A. Özlem, B. Utanç, C. Kıvanç, D. Korku. Bunu seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, koltuklarım kabardı diyen biri hangi duyguyu yaşamaktadır? A. Özlem, B. Utanç, C. Kıvanç, D. Korku. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimizin %79'u C şıkkı demişler Alp. Sen ne dersin? Güveniyorum onlara, yüksek bir yüzde. C. Kıvanç, son kararım. Tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Sağ olun. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Seyahat ettiğiniz araçta ayakta duran bir insan şeklinin yanında 28, koltukta oturan bir insan şeklinin yanında 20 yazan bir uyarı işareti varsa o araç muhtemelen hangisidir? A. Taksi, B. Dolmuş, C. Bisiklet, D. Otobüs. Şimdi 28 ayakta duran koltukta 20 ise birazcık fazla gibi. Dolmuşa o kadar kişi ayakta sığabilir mi? Dolmuşta genelde böyle yazılar da olmuyor. Ya dolmuş ya otobüs. Süren azalıyor Alp. Son 10 saniye. Ve otobüs, son kararım. Joker kullanacaktım. İyi ki kullanmamışız. İyi ki kullanmadın Alp. Tabii yolcu kapasitesini anlatan bir işaretleme aslında, evet. O. Dolmuşa sığdıramayınca... Evet. Mecburen otobüsü seçtin, iyi de yaptın ve dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor.
Birden büyük bir tam sayıyı kendisiyle çarparsanız onun nesini bulursunuz? A. Karesini, B. Küpünü, C. Karekökünü, D. Küp kökünü. Son 15 saniye Alp. Kare kök. Süren azalıyor Alp. %50-50'yi kullanayım ben. Alp, dönüşte 2 saniyen var. Tamam. Şıkkın şıkkı ve içeriğini söyleyip son kararımı hemen eklemen gerekiyor. Tamam. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan 2 seçenek eleniyor. A. Karesini, D. Küp kökünü. A. Karesini son karar. Bunu diyecektim de arada kaldım vallahi ya. Kötü oldu. Bir ara kare kökü de geçti galiba aklımda. Evet, ya kare kök geçti ya A ya C geçti. A diyecektim ama dedim hadi riske etmeyelim falan. Karekökü nasıl aklına geldi peki? Ya aslında ne olduğunu biliyorum. Hani mesela 3'ün tepesine işte o 2'yi yazıyorlar ya. Hani onun sadece adını bilmiyordum yani. Hani karekök mü işte şey mi diye. O yüzden yani. O karesi demek. Evet karesi. Eğer üzerinde evet. Böyle bir işaret evet. Varsa sayının o karekökü evet. Oluyor. Yani sayının kendisiyle çarpmayı aslında ifade eden işte 3'ün üzerine 2 koymak evet. Veya 2'nin üzerine 2 koymak. İşte mesela... Dershane zamanları olsun işte okul zamanları olsun mesela tak diye hatırlardım ama tabii üstünden zaman geçti o yüzden. Kaç yaşındasın Alp? Şu anda 23. 23? 23. Çok da geçmedi aslında ama. Evet bana da öyle geldi. Devam edelim. Sırada 5. sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. X ışınlarını keşfeden ve 1901'de ilk Nobel Fizik Ödülünü kazanan bilim insanı kimdir? A. Ernest X, B. Albert Einstein, C. Marie Curie, D. Wilhelm Röntgen. X ışınlarını keşfeden 1901'de ilk Nobel Fizik Ödülü. Ya Marie Curie ya Wilhelm Röntgen X ışınları. Marie Curie. Burada telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Gülsevil İlgin. Evet. Arda Karabacak. Onur Karabacak. Kim arayalım? Arda Karabacak'ı arayalım. Yakınınız nedir? Soyadlar aynı. Evet, kardeşim oluyor. Kardeşin? Evet. Diğer Karabacak baba mıydı? Evet, o da baba. Kardeş? Nerede kardeş, kardeş okuyor şu anda ve iyi bu tarz konularda. O yüzden böyle bilim tarzı şeylerde iyi. O yüzden inanıyorum onun... tarz bir şeyi bilebileceğini bakalım. Arda lisede mi ortaokulda mı? Şu anda lisede. O da, doğru cevabı verir. O da yurt dışına gelecek 2 sene sonra. Bakalım. Öyle yani. İyi akşamlar Arda. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsın? Merhaba Kenan Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yarışmacımız Alp Karabacak abin 5. soruda takıldı. Sana danışmak istedi. Danıştın. Bekliyorum. Dinliyorum. Arda, Alp şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım. X ışınlarını keşfeden bilim insanı kimdir? 1901'de ilk Nobel Fizik Ödülünü kazanan bilim insanı kimdir? X ışınlarını keşfeden. A. Ernest X, B. Albert Einstein, C. Marie Curie, D. Wilhelm Röntgen.
X ışınlarını keşfeden, ilk Nobel Fizik Ödülünü kazanan bilim insanı. Işıklar Wilhelm Röntgen olduğunu düşünüyorum ben. Wilhelm Röntgen. D. Wilhelm Röntgen diyorum. Son karar. Aslında jokerleri çok çabuk harcadık ki mesela annem de bu arada radyolog. Öyle mi? Nükleer tıpla uğraşıyor. Aynen. Yani mesela o karesi ve bunda çok boş yere harcadık jokerleri yani. İkisini de aslında biliyordum diyebilirim. Annem de zaten bunu izledikten sonra bana bayağı belki de kızar yani. Hani kardeşimin bildiği şeyi benim bilememem. Mutfakta bile duyma olasılığın çok yüksek Alp. Evet. Anne bir şeyler yaparken veya babayla konuşurken öyle değil mi? Evet. Artık eve gidince anlatırsın. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Tebrik ediyorum. Arda'yı özellikle daha da tebrik ediyorum. Evet. Dediğin gibi bu konulara gerçekten meraklı ve evet, yani hemen doğru cevabı verdi. Tabii ki tabii ki. Şey konusunda iyidir. Lisede böyle bilim konusunda falan iyidir bayağı kendisi. Altıncı sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Hatıralar var sende, mutluluklar var. Sana sitem ettiysem, sitem sevgiden doğar. Coşkun Sabah'tan dinlediğiniz şarkının adı nedir? A. Artık sevmeyeceğim. B. Hatıram olsun. C. Biz ayrılamayız. D. Yıldızların altında. Bir kere daha dinleme şansın var mı şu an? Benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı. Ben sende yaşattım, seninle tattım böyle bir aşkı. Çal, benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı. Sende son 10 saniye Halim. Hatıralar var. B. Hatıram olsun son kararım. Şarkıyı bu arada dürüst olmak gerekirse bilmiyordum. Sadece böyle dinledim. Dedim böyle işte ne olur bizim için çal, hani hatıramız için falan gibisinden dedim. Tebrik ediyorum Alp. Sağ olun, teşekkürler. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Hazır mısın? Hazırım. 30 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Masada masaymış ha şiiri övülünce üstad, ben o şiirden bıktım, benim başka şiirlerim de var diyen Edip Cansever'e, ben de Fahri abla şiirinden bıktım, ne yapalım? Her şairin bıktığı bir şiiri vardır diyen kimdir? A. Cahit Sıtkı Tarancı. B. Edip Cansever. C. Ahmet Muhip Dranas. D. Bedri Rahmi Eyüboğlu. Masada masaymış ha şiiri övünce üstadım. Şiirim var diyen Cansever'e. Ben de Fahriye abla şiirinden baktım. Edip Cansever değil. Ona demiş. Üçte bir şansımız var. Bunu riske edeceğim. A. Cahit Sıtkı Tarancı diyorum. Son kararım. Muhip Dranas. Yapacak bir şey yok. Her zaman da demek ki şeyle olmuyor.
tahmin gücü ve şey. Bu zor bir soruydu tabii. Benim için benim pek alakalı olduğum bir şey değildir böyle şiirler falan. Değil midir? Yok pek. Sevmez misin? Evet. Yani bunu anneannem mesela iyi bilirdi kesin. Şiir iyidir ama. Hele ki psikolojiyle ilgileniyorsun. İnsan ruhuna çok iyi gelen. Evet. Doğru söylüyorsun. Edebiyatın dalı. Sağlık olsun, ne yapalım. Nasıl geçti yarışma senin için Alp? Baraj sorusuydu. Yani riski alayım dedim. Belki şu jokerleri aslında erken kullanmasaydım iyi olabilirdi. Gerekmiyordu da aslında. Ama sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun. Tebrik ediyorum. Seni 2000 lirayla uğurluyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Böyle olur lütfen. Tebrik ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Atiye Mengeloğlu geliyor. Merhabalar efendim. Buyurun. Atiye Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi sizi gördüm daha iyi oldum. Bomba gibiyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sizi tanımak isteriz. Evet, beni tanıyın. Güzel. Adım Atiye Mengeloğlu. Emekliyim. Resim bölüm mezunuyum. Nereden? Marmara Üniversitesi. Nefes alayım. Tabii tabii. Ondan sonra... İsterseniz doğduğunuz yere gidelim. Nerede doğdunuz, büyüdünüz? Nerede doğdum? Sakarya'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm. Böyle işte. Yani emekliyim. Direksiyon öğretmeniyim İstanbul Avrupa yakasında. Sürücü eğitmeniyim. Sürücü eğitmenisiniz? Evet, sürücü eğitmeniyim. Hani köre araba sürmeyi öğretirim 5 günde. Öyle mi? Evet. 5 günde? Öyle iddialısınız. İddialıyım. İddialıları da bekliyorum ayrıca bana, beni bulsunlar. Nedir sürücü sizin farkınız? Diye. Efendim? Nedir sizin farkınız diğer benim farkım göre? Mı? Evet. Onu çalıştığımız zaman görüyorlar. 5 günde sürücü olunur mu? Oluyorlar. Sert misiniz? Yok değilim. Tatlı sertim. Bir sertlik var ama değil mi? Yok ya, o görüntü. Biraz bazen insanları yatıştırmak için tabii konuşuyoruz. Karnıyarık tarifi istiyorum. Dayısının ismini soruyorum. Kaç kardeş olduğunu soruyorum. Aynı sizin gibi şu an beni nasıl konuşturuyorsunuz ya. Ben de öyle onları yapıyorum rahat rahat. Sonra bakıyorum. Aa diyor ki hocam ben buradan korkuyordum. Nasıl güzel rampa çıktım. Nasıl güzel buradan döndüm virajı. Burası çok kötüydü. İşte ön yargıyla geliyorlar. Aslında çok kolay. Çok kolay. Benim öğretmen çok kolay. Ben 65 yaşındayım. Bir oğlum var. Bir gelinim var. 2 de torunum var. Maşallah. Evet Allah sizin maşallah. Çocuklarınız gibi. 2 pırıl pırıl 2 tane evladımız var. Yarışmaya katıldım böyle. Hem sizinle. Böyle tabii fırsatımız olmaz. Sizinle birlikte ancak bu platformda görüşüyoruz. Ondan sonra işte alalım bakalım 3-5 bir şeyler bilgimizi, şuradaki düşüncelerimizi, aklımıza bugüne kadar ne biriktirdiysek onları şu anda bildiğimiz yerlerden inşallah gelir diyelim. Böyle. Peki kaç yıldır eğitmenlik yapıyorsunuz? Kaç yıldır konusunda? Eğitmenlik yapıyorum? Çok güzel bir soru. Şimdi ben aşağı yukarı 15 yıl önce... Yani böyle kendi kendime resimlerimi falan yapar. Karma sergisi, kişisel sergiler falan. Fırça, tuval, boyaya gidiyordu paralar. Hediye ediyordum millete. Hiç para kazanamadım. Dedim bu iş bana göre değil, boş ver. Tamam, keyfime yapıyorum şu an ama. Ama onun dışında bir kursa 4 arkadaş girdik. Hani danaya girerler 7 kişi. Ben de 4 arkadaş kursa girdim. Kursa bir bulaştım. Sonra baktım gene ben öyle çok bir para falan kazanamıyorum. Aslında kurslar çok iyi para kazanıyor. Dürüst ve kaliteli eğitim veren kurslar. Evet. Sonra tabii ben ayrıldım oradan. Aldım bir miktar paramı gene. Sonra işte devam ettim. Özel dersler, çeşitli kurslara devam ettim. İleri sürüş tekniği eğitmeniyim bu arada. İleri sürüş tekniğinden öğretiyorsunuz. Evet, ileri sürüş tekniği mesela. Biraz daha çok teknik istiyor. Ve çok seri saniyelerle yarışıyoruz. Yani öyle diyeyim size. Ay ben çok konuşurum. İşte o ayrıntıları var ya böyle tıkır 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 konuşurum, söylerim. Ve insanların kafasında siz az evvel dediniz ya biraz sert falan filan. Bu bizim eğitmenliğimizin bir şeyi. Biraz böyle... kralın soytarısı oluyorsun. Biraz gırgır şamata, biraz da böyle tabii azıcık disiplin şart yani. Muhakkak. Çünkü aklında kalması için kelimelerimiz var. Çeşitli kelimelerimiz var. Kullanmadığımız veya kullandığımız sözler var.
Ama kimse ön yargıyla, ay ben çok heyecanlıyım, aa ben asla öğrenemem, kocam öğrenmedi dedi. İşte efendim bana akrabalarım dedi ki sen yapamazsın. Ya ben hocadan aldım da hoca dedi ki yok sen bu işi yapamazsın. Asla bunu söylemeyin, bana gelin. Başka bir şey demiyorum. Tebrik ediyorum. Ben tebrik ederim. Kiminle geldiniz efendim? Efendim? Kiminle geldiniz? Ay beni buraya kaydeden, buraya gelmeme sebep olan benim kankamın kızı Elif. Sözü Elif'e verelim o zaman. Evet. Lütfen. Elif hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, seni de tanımak isteriz. Ben Elif Ersoy, profesyonel olarak DJ'lik yapıyorum, elektronik müzikle ilgileniyorum. Elif kaç yaşındasın sen? 16. Ne zaman başladın DJ'li, amatör 13. olarak ne zaman başladın? Ben küçüklüğümden beri hep müzik dinliyorum, çok seviyorum. Aynı zamanda bateri de çalıyorum. Sonra işte bir şekilde DJ'liğe çok heveslendim. Sonra gerekli eğitimleri aldım, gerekli sertifikaları aldım. Sertifikaları aldın? Evet. Artık profesyonel bir seviyeye geldin. Evet, kurslara gittim, tecrübelendim. Tebrik ederim. Elektronik müzik üzerine. Evet, tekno. Başka ne yapıyorsun? Okuyorum, lise 3. sınıftayım. Bir de sporla ilgileniyorum. Fitness ve basketbol oynamayı da çok seviyorum. Harika. Arabaları da çok seviyorum Atiye teyzemden dolayı. Küçüklüğümden beri hep benimle birlikte, o benim öz teyzem oldu artık. O da beni hep arabalara hep bindiriyor, işte öğretiyor, gösteriyor. O benim tanıdığım en iyi öğretmen. Harika. 18 yaşına geldiğin zaman, ehliyeti alacağın zaman değil mi? Evet. Atiye Hanım senin en büyük yardımcın olacak. Evet. Peki, başarılar dileyecek misin? Evet, ona güveniyorum, onun arkasındayım. Onun adına çok mutluyum. Onu zaten ben kaydettim bilgisine ve şansına güvendiğim için. Onu çok seviyorum. Başarılar diliyorum tekrardan. Teşekkür ederiz Elif. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Atiye Hanım kuralları biliyorsunuz. Evet biliyorum. Yalayıp yuttum valla. Çok da güzel anlatıyorsunuz. O yüzden sular seller gibi artık burada ne varsa onu dökeceğiz. Umarım efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Düğün çorbası, karnı yarık, pirinç pilavı, şekerpare diyen biri muhtemelen hangisinin içeriğinden bahsediyordur? A. En sevdiği film serisi, B. Favori çalma listesi, C. Mobilya kataloğu, D. Günün menüsü. Cevap veriyorum. Lütfen. D. Günün menüsü. O da bana çok yakın. Son kararınız mı? Son kararım. Tebrik ediyorum Atiye Hanım. Teşekkür ederim. Nasıldır yemekle aranız? Oo, belli olmuyor mu 115 kiloyum? 1.74 boyunda 115 kilo düşünün Kenan Bey. Maşallah. Ama siz maşallah efendim. Var ya tam fitsiniz böyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Deneyimi az, toy, acemi kimse anlamına gelen ifade hangisidir? A. Geçen haftaki genç, B. Yarınki ergen, C. Dünkü çocuk, D. Bugünkü bebek. Bana yakın sözler bunlar, sorular güzel. C. Dünkü çocuk. Son kararınız mı? Son süreniz kararım, azalıyor. Evet. Atiye Hanım tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtiniz, 2000 lirayı garantilediniz. İyi. Aklınızda bir hedef var mı? Var var. Bir şöyle yüzü geçeceğim. Umarım. Ben de umarım. Şansınız evet. Yanınızda olsun. Ay evet, teşekkür ederim. Şansınıza ihtiyacım da var. Sırada 3. sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Gelsin. Hangisi sinir sisteminin başlıca organlarından biri değildir? A. Beyin. B. Beyincik, C. Omirlik, D. Böbrekler. Cevap vereyim. Lütfen. D. Böbrekler son karar. Tebrik ediyorum efendim.
Ay, teşekkür ederim. Dur şöyle bir rahatlayayım. Koltuktan düşmezsem? Gayet iyi duruyorsunuz. İyi, görünüyor muyum? Evet, evet, gayet iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizden dördüncü sorumuza geldik. Bana bir bayağı bir gaz, ben sürücü adaylarına diyorum, onlara gaz veriyorum ya, siz de şimdi bana gaz veriyorsunuz. Olur mu efendim, estağfurullah. Dördüncü sorumuza gazla geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisinin bilekten tokalı şeklinde tarif edilen çeşitleri vardır? A. Kaşkol, B. Topuklu ayakkabı, C. Postiş, D. İnci küpe. Cevap veriyorum. Lütfen. B. Topuklu ayakkabı. Son karar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Beşinci soruya geldik. Evet, şaka maka. Evet, 7500 lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Tamam. Sorumuz sonra gelecek. Evet. Dinlediğiniz Macarena adlı şarkı hangi dilde söylenmektedir? A. Japonca, B. Fince, C. Arapça, D. İspanyolca. Son karar. Sorular böyle yukarıya doğru çıkınca bir katsayısı artıyor adamın. Heyecan yükseliyor mu? Nabız, nabız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Altıncı soruya geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Japon İşi adlı filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Veysel'e Japon dostundan hediye olarak gelen ve Veysel'in aşık olduğu kadına tıpatıp benzeyen robotu kim canlandırmıştır? A. Müjdar, B. Oya Aydoğan, C. Fatma Girik, D. Meral Zeren. Bekleyeyim mi, vereyim mi cevap? C. Fatma Girik. Son karar. Hatice Hanım, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Dün izlemiş gibisiniz sanki. Hiç tereddüt etmediniz. Ya işte böyle zamanla öyle geldik yani. Yaşımız çıkıyor ortaya ama işte böyle belli bir şeyler izliyoruz yani. İzlenir ama her zaman da bu kadar net bir şekilde aklınızda kalmaz. Hafızanız gayet iyi. Tebrik ediyorum. Ha, iyi. Bu yaşta o zaman iyi. Tamam. Şöyle bir 15-20 sene daha böyle bu zekayla gidersek, akılla daha doğrusu. Allah aklımızı almasın. Çok önemli. Yani gerisi her şey halloluyor. Yeter evet, sağlık, ki akıl sağlığımız önemli. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Bakıyoruz, ona dikkat ediyoruz. Efendim. Evet. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Evet, güzel. Hazır mısınız? Hazırım, bomba gibi hem de. Değerli izleyenler, 30 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Asıl adı Marie-Henri Bayle olan 17 yaşında Napolyon Bonaparte'ın ordusuna katılan ve Napolyon'un Rusya seferine de giden Kızıl ile Kara adlı romanı yazan yazar kimdir? A. Stendhal, B. Voltaire, C. Balzac, D. Gogol. Valla bunda şimdi bir fikrim var ama yanlış da net değil. Net değilim. Ben telefonla joker hakkımı kullanayım burada. Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Cenk Yavuz, Mustafa Akın Yazıcılar, Celal Kurt. Kim arayalım? Mustafa Akın Yazıcılar. Yakınınız nedir? Arkadaşım internet ticaret yapıyor internette. Arkadaşım Adapazarı'nda çalışan. Umarım doğru cevabı verir. Umarım. Aradık bakalım. Mustafa Bey, iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben, nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey, iyiyim. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yarışmacımız evet. Atiye Mengeloğlu ikinci baraj sorusunda takıldı, size danışmak istedi. Tamam.
Atiye Hanım şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Asıl adı Maria Henry Bey olan 17 yaşındaki Napolyon Bonaparte ordusuna katılan ve Napolyon'un Rusya seferine de giden Kızıl ile Kara adlı romanı yazan yazar kimdir? Kızıl ile Kara adlı romanı yazan yazar kimdir? Evet, Stendhal. Efendim, Stendhal. Çok net. Walter Gogol Balzac. Stendhal. Burada jokerim var mı başka bir? İki tane daha jokeriniz var. İki tane daha joker. Onları kullanayım ben. Yarı yarıya. Var mı? Var. Tamam, onu kullanayım. İki yarı yarıya. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Stendhal. D. Gogol. Başka ne var bizim şimdi kullanacağım benim? Seyirci joker hakkınız var. He. Onu da mı kullanmak istediniz? Tamam. Son 10 saniye. Onu da kullanayım. Tabii ki. Evet. Sevgili seyirciler. Asıl adı Marie Henri Bayle olan 17 yaşında Napolyon Bonaparte'ın ordusuna katılan ve Napolyon'un Rusya seferine de giden Kızıl ile Kara adlı romanı yazan yazar kimdir? A. Stendhal. D. Gogol. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %91 oranında A şıkkı demişler. Atiye Hanım, siz ne dersiniz? Süreniz azaldı. Evet, ben de A şıkkı son kararım. Stendhal. Atiye Hanım, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Seyircilerimize de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Atiye Hanım, tebrik ediyorum. İkinci baraj sorusuna da doğru cevap verdiniz. 30 bin lirayı garantilediniz. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandınız. Aa, süper. Mustafa Bey kendinden çok emin bir şekilde Stendhal dedi. Bunun üzerine duyamadım yarıyı... ki tam. Şimdi yaşlılık işte yani. Duydunuz. Stendhal'ı tekrarladınız. Tamam, tekrarladım da ben bir de garanticiyim ben biraz. Böyle dediğim gibi vurgularım yani bir şeyleri net. O yüzden dedim gene de. Yani iki tane jokerinizi sanki boşa harcamışsınız gibi geldi bana. Bir şey olmaz. Bir şey olmazsa hiç problem yok Atiye Hanım. Peki efendim, tebrik ediyorum. Şimdi bir saniye kısıtlaması yok değil mi? Evet. Heh, tamam, yarın sabaha kadar buradayız. Öyle mi? Evet, hazır. Nasılsa sizi şey yapıyorlar şöyle. Bakalım ne olacak? Sırada gayet hazırlık değil. Su, ekmek, her şey var. Yani hani derler ya, ekmek elden, su gölden. Biz buraya kanala gelmişiz. Bak ne güzel bakıyorlar bize. Karşımda da dünya yakışıklısı bir adam. Çok teşekkür ederim. Ben daha ne isteyim Allah'tan yani. Sağ olun. Ha. Siz iddialısınız demek ki. Sabaha kadar yani bu soruların hepsine cevap veririm diyorsunuz. Evet, o zaman. Veririm tabii. Benim hedeflerim var. Bakalım neler benim olacak. Benim iki torunum var. Kenan Bey, Kaan'la Doruk. Buradan onlara sevgilerimi iletiyorum. Allah bağışlasın. Evet. Devam ediyoruz Atiye Hanım. Sırada 8. sorumuz var. 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Tamam. ...1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle renkli görüntü elde edilebileceğini açıklayarak izleyicilere bir Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur. A. Alüminyum folyo. B. Naylon çorap. C. Beyaz perde. D. Streç film. Hangisi olmuş olabilir Atiye Hanım? Şimdi 1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman diyor. Televizyon ekranının önünde hangisinin yerleştirilmesiyle renkli görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyenlere bir Nisan şakası. Allah Allah, şaka yapmış. Ne güzel şaka. Bunu deneyen binlerce kişi olmuş. Hiç bilgim yok ki.
Ama şöyle düşünüyorum, alüminyum folyo. Kapatır o. O olmaz. Beyaz perde. Hı-hı. Naylon çorap. Burada da mı naylon çorap? Başka streç nerede? Streç film. Hiç onu yani denemedim, öyle bir streç film. Paketliyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama streç film. Streç film. O arabaların camlarına konan filmlerden mi acaba? Hani var ya, arabalara film takıyoruz ya camlara. Ya taktırıyoruz ya. Evet. Acaba onlardan onun adı mı? Ne? Ha? Ona streç film deniyor mu Atiye Hanım? E tabi camlara film taktırıyorlar yani. İşte film dediniz, streç film demediniz. Tamam da yani işte ona benzer yani streç film. 62'de İsviçre tek televizyon kanalında bir tek bir uzman bir de. Ne hangisine yerleştirmesiyle renkli görüntü edebileceğini açıklayarak izleyicilere bir insan görüntü elde edebileceğini açıklayarak diyor. Yerleştirmesi renkli. Uzman. Uzmanmış bu ya. Uzmansa adam yani boş bir adam değilmiş. Bir Nisan şakası yapmış. Evet, bir Nisan şakası yapmış da. Mesela ben şimdi şöyle sorayım Kenan Bey. Benim yarı yarıya mı var? Çift cevap joker hakkınız var. He. Peki diyelim çift cevap verirsem sonra çekilebiliyor muyum? Birincisinde bilemedim. Çekilemiyorsunuz fakat bir şey kaybetmiyorsunuz çünkü 30 bin liranız garanti. Aynen. Evet, çift cevap hakkımızı öyle. Neyse dur bir fikir yürütelim bakalım ama evet. Şu an orada da göz kırpıyor bana. Kim? kim olacak? Şey işte. şey yarı yarıya. Çift Joker'im cevap. Göz kırpıyor. Çift cevap Joker hakkı mı göz çift kırpıyor? Çift cevap size? Joker hakkı işte ondan. Ondan aynısından. Onu kullanayım ben. Buyurun efendim. Evet, son kararım işte onu kullanayım. İlk tercihiniz hangisi olur? İlk tercihim mi? Vallahi yani çok hiç kel alaka filan ama streç film diyeceğim. Son kararınız mı? Evet, son kararım. İkinci tercihiniz. Evet, ikinci tercihimi de yapayım bari de. Alüminyum folyo. Ya olmaz bu alüminyum folyo ne? Beyaz perde. Yok. Naylon çorap. Yani. Naylon çorap diyeceğim. Son kararınız mı? Değil. Son kararım değil. İsveç'te. 62'de beyaz şey çorap yıllardan beri yani beyaz perde kanalında bir uzman televizyon ekranının önüne hangisini yerleştirmesiyle hangisini yani önüne yerleştiriyor işte bunu. Renkli görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyicileri bir Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur. Allah Allah. Alüminyum folyo ne kadar ince alüminyum folyoyu koymuş ki televizyon ekranının önüne alüminyum folyo. Eskiden ekran, bilgisayar ekranı şeydi Kenan Bey. Böyle hani bir böyle tül gibi. Eskiden bir filtre gibi. Çok böyle bilgisayarda oynuyoruz ya veya işte giriyoruz ya. O zaman gözümüz almasın devamlı işte gözümüz kamaşmasın diye. Öyle bir şey takıyorduk biz böyle ekranın üstüne. Acaba... Hani öyle bir süzme gibi bir şey mi? Beyaz perde. Beyaz perde ne alaka? Ekranın önü yok ya. Naylon çorap diyeyim ben. Son kararınız mı? Ay şunu söylüyorsunuz ya kalbim küt küt atıyor. Naylon çoraptan gitmeyeyim ben. Hayır ondan dolayı değil. Sonunu ona eklemeniz gerekiyor da kural gereği. Ben o yüzden evet, soruyorum. Evet. Ay. Benim başka bir şeyim yok değil mi burada? Herhangi bir netleştireyim, garantileyim, başka bir şey yok. Yok efendim, bütün jokerlerinizi özenle harcadınız. Evet. İtinalı, benim kelimelerim vardır öyle. Evet, özenli bir şekilde harcadınız. Özenli ve dikkatli, itinalı kullandım.